Efendim 25 yaşındaki uzman çavuş Osman Baytan, 4 katlı binanın çatı katında yaşıyordu Baytan. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın bir anda bütün evi sarıverdi ve Baytan cayır cayır yanan evde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alır almaz onu kurtarmak için eve girmişlerdi ancak her şey için maalesef çok geçti. Alevler tüm çatıyı sardı. Cayır cayır yanan evde mahsur kalan uzman çavuş alev kapanından çıkamadı. Çatının da çökmesiyle birlikte yanarak hayatını kaybetti. Manisa'da 4 katlı bir binanın çatı katında yaşıyordu uzman çavuş Osman Baytan. İddiaya göre yangın elektrik kontağından çıktı. Ancak alevler kısa sürede tüm evi sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek ve uzman çavuşu kurtarmak için hemen harekete geçti. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Ancak eve giren ekipler 25 yaşındaki uzman çavuş Osman Baytan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Baytan'ın ölüm haberi Bingöl'de yaşayan ailesini acıya boğarken yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.